Evet değerli spor severler, Bursa TV ekranlarınızdan tekrar sizlere merhaba diyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Özellikle Spor 16 programında yine bu akşam çok değerli spor kulüplerimiz, çok değerli başkanlarımız ve yöneticilerimizle birlikte sizlere Spor 16 olarak amatör kümeden sporla sesleniyoruz. Evet, çok değerli konuklarımı tanıtmak istiyorum sizlere. İznik sporumuz süper amatör kümenin A grubunda mücadele eden İznik sporumuzun teknik sorumlusu Sayın Yunus Emre Ülker aramızda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet yine sol yanımda Gürsü Belediyespor'un evet başkanı Sayın Fuat Ermiş. Sayın başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Ve aynı zamanda A takım hocası Sayın Osman Kara. Sayın Osman hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür ederim. Evet değerli Spor 16 izleyicilerimiz, dolu dolu bir spor programıyla sizlerle az önce de bitirdiğimiz orta saha spor programından sonra birlikte olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Değerli konuklarımla özellikle sağ yanımda A grubu süper amatör kümenin, sol yanımda da B grubu süper amatör kümenin enleriyle özellikle İznik Spor'un bu hafta bizim de konuk olduğumuz kendi saha ve seyircisi avantajıyla 1-0 penaltı golüyle galip gelerek liderliğe yükseldiği haftanın sonundayız. Özellikle Gürsü Spor'un da 3. sırada çok önemli maçlara 3-0 galip geldiğinden sonra stüdyolarımızda ağırlamaktan onur duyuyoruz kendilerini. Evet özellikle ben başkanımla başlamak istiyorum Gürsü Belediyespor adına. Sayın başkanım tekrar hoş geldiniz programımıza. Evet söz sizin. Hoş bulduk hocam. İlk önce bize böyle bir imkanı sağladığınız için Bursa TV'ye Spor 16 programına teşekkür ediyoruz. Gürsü Belediyespor olarak bizim bu sene çok ciddi ve önemli hedeflerimiz var. Yani biz göreve daha yeni seçildik. 5-6 ay oldu. Yeni bir yönetimimiz, yeni yönetim kurulumuz var. Biz burada öncelikle ben yani devamlı bize böyle imkanlar olmadığı için bu platformda Gürsu'nun belediye başkanı Sayın Cüneyt Yıldız'a bize her zaman göstermiş olduğu maddi manevi destekten dolayı sizlerin de huzurunda ona çok teşekkür etmek istiyorum. Sayın Belediye Başkanımız göreve geldiğinden beri çok şeffaf bir yönetimle Gürsu'da diğer siyasi partilerle beraber bütün esnafla, sanayicisiyle çok güzel bir birliktelik oluştu. Yani belki Gürsu'da yıllardır oluşmayan bir hava şu anda mevcut. Bunun içinde Sayın Kaymakamımız, Sayın Emniyet Müdürümüz, Garnizon Komutanımız, Sayın Gençlik Spor Müdürümüz, ilçe başkanları, esnaflarımız, sanayicimiz burada hepimiz tek bir yumruk halinde Gürsu sporumuzun başarısı için elimizden ne geliyorsa yapmak için uğraşıyoruz. İnşallah bu yolda da sonuna kadar başarılı olacağız. Özellikle ismini geçirmişken sayın belediye başkanlarımıza, özellikle kaymakamlarımıza, garnizon komutanlarımıza, bizler de buradan Bursa TV ailesi olarak, Spor 16 ekibi olarak misafirlerimizle birlikte selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz değerli Spor 16 Ercan izleyicilerimiz. hocam, şöyle bir noktayı da değinmek istiyorum. Şimdi bizim maçlarımıza daha önce hani taraftarlarımız sağ olsunlar bizi hiçbir maçta yalnız bırakmıyorlar. Karda, kışta çok ciddi anlamda bir taraftar kitlemiz var. Ama bunun dışında bizim maçlarımıza kaymakamımız da geliyor. Emniyet müdürümüz de geliyor. Garnizon komutanımız geliyor. Gençlik spor müdürümüz geliyor. Siyasi partilerin ilçe başkanları geliyor. Gürsü'deki bütün esnaflar, sanayiciler bizi hiçbir zaman hiçbir maçta yalnız bırakmıyorlar. Bu da çok önemli bir vurgu. Yani bu şu anda hani Gürsu tarihinde hiç gerçekleşmemiş, hiç bugüne kadar olmamış çok güzel bir oluşum. Tabii bunların gücü bizi daha iyi yerlere mutlaka götürecek. Mutlaka daha iyi hedeflere hep beraber koşacağız. Bizi tek mutlu eden burada bu Gürsu'daki bütün oluşumun bizim arkamızda olması, bize destek olması, onların desteğiyle, onların verdiği bize güçle, Allah'ın izniyle bu sene hedefimiz bal ligi ama gerçek hedefimiz üçüncülük olarak biz belirledik. Evet Allah'ın izniyle inşallah inşallah bu hedefimize hedefinize adım adım. ulaşacağız. İnşallah, inşallah. Evet A takım hocamız Sayın Osman Kara da sporcu arkadaşımız da aramızda. Evet Gürsü Spor'da yaptığınız hizmetler çok önemli, manidar. Sayın hocam siz neler paylaşmak istersiniz? Biz sezona bal ligi hedefiyle başladık. Sezon başı kampıyla beraber. Sporcularımız bu noktada iyi bir özveri gösterdiler. Başkanımız bu sene kongreyle göreve geldi.
Yaptıkları ortada. Bir şekilde bütün takıma bütün katkıyı veriyor her platformda. Özellikle belediye başkanımız Cüneyt Yıldız her konumda bize desteğini esirgemiyor. Her maçımıza geliyor. Maddi manevi tüm desteklerini esirgemiyor. Biz 4 seneye yakın Mehmet Öncel hocamızla birlikte çekirdek bir kadro oluşturduk. Bu çekirdek kadroyu hiç bozmadık. Bu çekirdek kadroya da bu sene önemli bir transferler yaptık. Önemli transferlerle birlikte yolumuza çıktık. İlk başta biraz sendeledik ama bu süreç daha sonra da takımın birbiri arkadaşlıkları üst seviyeye geldiği noktada da yavaş yavaş iyi bir seri yakalamaya başladık. İki haftadır da üst üste galip geliyoruz. Bu hafta Allah izin verirse Kurtuluş Spor'la çok önemli bir maçımıza çıkacağız iç sahamızda. Evet. Tüm spor severleri bu maça da davet ediyorum. Hatta Bursa kamuoyundaki antrenör arkadaşlarımı da, maçları olmayan antrenör arkadaşlarımı da bu maça özellikle davet ediyorum. Bizim için alt taraflardan kopma maçı. Hedefimiz kesinlikle Bal Ligi. Bunun içinde buna istinaden tesisleşme adına da altyapıyla ilgili de tüm gruplarımız elit ligde, alt gruplarda. Yani altyapıya önem vererek geliyoruz. Asla yani sadece Bal Ligi'ne üst tarafa hedef verip alt tarafı bırakma niyetinde değiliz. Tüm gruplarımız elit ligde. Çoğu sporcularımızı Bursa Spor olsun, İnegöl olsun bu tür yerlere profesyonel takımlara da kazandırma çabasındayız. İyi bir ekip ruhu var Gürsu'da. Altyapıdaki hocalarımıza iyi istişare halindeyiz. A takımdaki dediğim gibi yeni katılan sporcularımızla yavaş yavaş uyum sorununu atlattılar. İnşallah hedefe doğru ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Tabii ki takdir ilahi. Bu haftaki maçınız dediğiniz gibi çok önemli. Sıralamaya baktığımız zaman 14 puanda Gürsu Spor 3. sırada. 4. sıradaki de 12 puanlı Kurtuluş Spor'un puan ve puanlar mücadelesi evet. Çok farklı geçeceğini düşünüyorum ben. Özellikle Gürsu cephesinden baktığımız zaman da kalıplaşmış bir futbol mantalitesi var. Kültürü var. Özellikle bu kültür Gürsu'da yerleşmiş ve sizler gibi değerli hocalarımız, abilerimizle birlikte bunun ön plana çıkarak inşallah sporcu kardeşlerimizin çeşitli branşlarda da lisansiyer olarak yarışmacı gruplarının artarak devam edeceğini düşünüyorum ben. Gürsu tarihinden beri futbol oynarken de siz bilirsiniz Ercan Hocam. Çok zorlu deplasmanlarımız vardı. Zorlu deplasmanlarımız oluyordu. Bal Ligi'nin 3. Ligi'nin kapısından döndük. Hiçbir şekilde bu bende uhde oluştu. Yani bu Mehmet Hocam'la da bu tür şeyleri yaşadık. Şampiyonalara gittik. İnşallah bir antrenör olarak da bu takımı ben 3. Lig'de görmek isterim. Bal Ligi tabii ilk hedef. Merdivenlere de yavaş yavaş çıkmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili hedef planlarımız var. Bu konuda yönetimimizin büyük desteği var. Yeni gelen yönetim kurulumuz. İnanın bu konuda bize çok büyük destek veriyorlar. Dediğimiz gibi futbolcuları da çok iyi taradık. Çok iyi transferler ettik. O yüzden inşallah hedefe dolu ilerleyeceğiz. Bu noktada herkese desteğine ihtiyacımız var. Evet Gürsu inşallah. Olarak. İnşallah Gürsu adına dediğimiz gibi biz de izleyerek gurur duyacağımız tablolarla ilerleyen haftalarda hep birlikte yine devam ederiz diye düşünüyoruz. Bu arada diğer konuğumuz da Sayın Yunus Emre hocamız. Özellikle İznik'te çok önemli bir mücadele sonrasında aldıkları bir golle 3 puan var. Ki altın değerindeki 3 puan değil mi hocam? Evet. Zor şartlarda diyebilir miyiz? İznik saha ve seyircisi önünde ancak zeminin azizliği, özellikle çim sahada oynanmış olması, yağmurun sürekli yağmış olması... Ancak ona rağmen seyircinin sahadaki yerini almış olması 12. adamın İznik tarafından baktığımız zaman çok önemli notlar diye düşünüyorum. Sayın Yunus Emre Hocam. Şimdi öncelikle Spor 16 programına hepinize teşekkür ederiz. İznik Spor ailesi olarak. Şimdi bu hafta İznik'e davet ettik. İznik'te birlikteydik. Maçı beraber seyrettik. Dediğiniz gibi hafta sonu... Az sonra Vetere görüntülerimizi de yine değerli evet. Spor severlerimizle hep beraber paylaşacağız bu duyguları. Dün oynadığımız maçta işte dediğiniz gibi hava şartları seyirciler için soğuk ve yağmurlu bir havaydı. Fakat hepimiz de şunu çok iyi biliriz ki sporcular, futbolcular için de yağmurlu havanın ayrı bir zevki vardır. Aranan bir atmosfer. Yağmurlu havada oynanan maçlar ayrı bir güzeldir. Ayrı bir temposu olur. Ayrı bir ahengi olur. Ben şunu söylemek istiyorum. Hem Merinoslu futbolcular hem İznik Sporlu futbolcular korkunç bir mücadele örneği gösterdiler. Çok centilmence, saha içerisinde centilmence bir maç oynandı.
Kavga dövüş hiç olmadı. Dediğiniz gibi biz bir penaltı golüyle golü bulduk. 3 puanı aldık. Sevinen taraf bizdik. Güzel bir maç oldu. Ve de kazandığımız 3 puanla da gruptaki liderlik 8. hafta sonunda 19 puanla birinci sıraya yerleştiniz. Koltuğuna yerleştik diyelim. Yani devre aldınız diyebiliriz bu anlamda. Şunu da söyleyebilirim. Biz süper amatör kümenin tecrübeli takımlarından bir tanesiyiz. İnşallah önümüzdeki haftalarda da centilmence müsabakalar olur. Güzel maçlar olur. Yenmek, yenilmenin çok önemli olmadığını ben düşünüyorum. Önemli olan burada gençlerimize spor yaptırmak. Tabii ki neticesinde de İnsanlar bir şeyler kazanıyor. Ama özellikle seyircilerimize zevkli maçlar seyrettirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda da çalışmalarımız oluyor. İznik Spor biliyorsunuz altyapısıyla işte Bursa amatör kümenin lokomotif takımlarından bir tanesi. Gerek U13, U14, U15, U16, U17, U19 takımlarımızla mücadele ediyoruz. Hedefimiz özellikle Bursa Spor'a futbolcu kazandırabilmek, İznik'ten futbolcu fabrikası yaratmak hedefimiz. 4 yıl, 5 yıllık programımızda bunlar var. Daha önce İznik'te şu yoktu, bir sentik sahamız yoktu, çalışma zeminimiz yoktu. Özel idarenin yapmış olduğu çalışmayla hafta sonunda görmüşsünüzdür. Evet. Arka tarafımızda sentrik bir sahamız oluştu. Biz burada eğitimlerinden dolayı gündüz idmana gelemeyen arkadaşlarımız akşam idman yaptırma fırsatımız doğdu. Bunun da semeresini inşallah 4 sene 5 sene sonrasında göreceğiz. Tabii ki bu işleri yaparken, bu çalışmaları yaparken özellikle İznik Belediye Başkanımız Sayın Osman Sargın'a, Kulüp Başkanımız Mehmet Işıroğlu'na buradan sizin vasıtanızla teşekkürlerimi iletiyorum. Ben hep şunu da savunan bir insanım. Biz sporcuyuz. Bizim bir sporcu kimliğimiz var. Biliyorsunuz ben de profesyonel futbol oynadım. Ama Türkiye'de İznik gibi bir yerlerde ya da ne bileyim Ağköy'de ilçe takımları diyebilir miyiz burada? Şu bir gerçektir. Sporcuların ya da antrenörün siyasetle işimiz yok. Ama şu bir gerçektir. İznik Spor gibi ya da ilçe takımlarının siyasetçilere ihtiyacımız var. Onlar olmazsa takımları destekleyecek, öncülük tabii edecek. Tabii ki onlar desteklemezse biz takımlarımızı idman yaptıramayız, maçlara götüremeyiz. Yani bir oluşum sağlayamayız. O yönden buradan başkanımız, belediye başkanımız Osman Sargın'a desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz de bu vesileyle Sayın Başkanımıza, özellikle İznik'teki tüm spor camiasına bizleri izlediklerini biliyoruz. Sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz değerli Spor 16 izleyicileri. Özellikle hakemlerimize konuyu değinmeden önce çok önemli bir hakem camiasının yetiştirdiği ender ve nadide insanlardan bir abimizin, hocamızın hatta olduğunu öğrendik. Alo. Efendim. Sayın Ahmet Hocam, iyi akşamlar, programımıza hoş geldiniz stüdyolarımıza. Sayın Ahmet Aköz. İyi akşamlar Erdinç, buyurun hocam. Evet hocam, özellikle geçen hafta da değindiğimiz bazı konular vardı. Gazeteye yansıyan, görsel basında yer alan haberler vardı. Hakem camiasıyla ilgili, bizim de arasında olduğumuz, yıllarımızı verdiğimiz hakem camiasıyla ilgili. Siz de çok eski bir yöneticisiniz. Özellikle eski dernek başkanımızdınız. Sizden bu konular hakkında bazı görüşlerinizi paylaşmanızı istiyoruz mümkünse hocam. Ya bu kaos yaratıldı diye basına çıkan haberlerden mi bahsediyorsun? Genel hocam, yani spor camiası ile ilgili şu anda canlı yayındayız. Hangi konudan paylaşmak istiyorsanız sizinleyiz hocam. Valla benim yani şimdi amatör kümen müsabakalarını elimden geldiğince izlemeye çalışıyorum. Görev yapan arkadaşları da izliyorum. Tabii Süper Lig'deki hakemleri gördükten sonra amatör kümede müsabaka yöneten hakemler bana göre daha tabii o seviyelerin erişmedik herhalde daha iyi görüntü veriyorlar. Hiç olmazsa gördüklerini çalmaya çalışıyorlar. Ellerinden geldiğince iyi niyetle oyunculara yaklaşmaya çalışıyorlar. Fakat şu son 7-8 yıl içerisinde Merkez Hakem Kurulu 2. Bölge Sorumlusu'nun sürekli aynı kişi olduğu halde Bursa'daki hakem camiasına bakış açısı bir evlat muamelesi olarak
ben duyuyorum bunu. Şimdi baktığınız zaman Oğuz Arıkal'dan sonraki Süper Lig gözlemcisi kendisi, Hüseyin Toprak, işte daha sonra Fahri Ovacık, daha sonra Recep Kayın, bu haftada onun ekibi istifa etmiş konumda. Şimdi yeni gelecek ekip duyumlar alıyoruz tabii. Net olarak atanmadıktan sonra bilmiyoruz. Tabii iyi değil. Bu Bursa kimliğine yansımış durumda. Bülent Demirlek Bursa'dan gittikten sonra bir Cem Yiğit'in 6 aylık bir Süper Lig hakemliği askerliği arasına girmesiyle düşürüldü. Süper Lig'de hakem olmaması, lideri olmaması daha doğrusu etki ediyor hakemlere, çocuklara, gençlere. Ama inşallah bu sene bir kardeşimizi oraya alırlar da, tabii bunun da alınması için Bol Federasyonu'na çok büyük emeğe geçen eski 3 tane yöneticiden bahsediyorum. Osman Çağlı Koç, Levent Kızıl, Ender Alkoçlar. Evet, bunların da destekleriyle Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Taban birlikleriyle birlikte bir Bursa'nın hakemini Süper Lig'e taşırlarsa, demeye de arkasından gelecek ikinci bir ismi hazırlarlarsa Bursa için iyi olacak ama amatör kümede sanmıyorum ki çok fahiş hatalar yapılıyor. Bence çocuklar ellerinden geldiğince gördüklerini çalıyorlar, bayraklarını kaldırıyorlar. Yani bir problem görmüyorum, bilemiyorum. Oradaki konuklarınızı tabii bilmediğim için onların müsabakalarında kendi görüşleri nelerdir, kendi fikirleri nelerdir. Ama ben şu anda sadece ve sadece lobi eksikliğinden Bursa hakemliğinin bir yere gelmediğini düşünüyorum. Bu arada Merkez Hakem Kurulu'nun bölge sorumlusunun da bunda payı, etkisi büyüktür diye düşünüyorum. Evet hocam, özellikle evet. İl Hakem Kurulu'nun Sayın Hocamızın, Recep Kayın Hocamızın da istifasından sonra biz canlı telefon bağlantısı yapmıştık kendisiyle. Sizin bu istifa ile ilgili yeni yapılacak olan atamalarla ilgili bir fikriniz olabilir mi? Yani Bursa camiası adına. Ya şimdi şöyle söyleyeyim ben size. O istifanın sebebi başka. Yani iç meselelerinden kaynaklanan bir olay. Antrenman esnasında bir yöneticiyle, dernek yöneticisinin ile İl Hakem Kurulu üyesinin arasında nahoş bir olay oluyor. Bu olay neticesinde tabii kurul üyesi olan arkadaşımız istifa ediyor. Ondan sonra iki arkadaş da istifalarını veriyorlar. Tabii Recep Kayın da artık dayanamıyor herhalde. O da istifa ediyor ki tenzih ve terfi diyeyim ben size bu hakemlerin ve gözlemcilerin. Bu sene başında yani Ağustos ayında yapılan klasman yükselmelerde, düşmelerde Bursa'ya yine bir şey yaptılar, darbe yaptılar. Bunun neticesinde Recep Kayın da herhalde artık ben bu yükü kaldıramayacağım dedi ki hak veriyorum kendisine. Diğer illerde, büyük illerde diyeyim ben, Ankara, İzmir, İstanbul gibi illerde Bursa'daki çocukların yarısı kadar olmayan hakemler ikinciliklerde, üçüncüliklerde düdük çalıyor. Bizim arkadaşlarımızı bal ligine bile zor alıyorlar ki bir örneğimi daha vereyim. İki sene önce Coşkun Topaç mentor olarak Türkiye liglerinde bazı hakemlere koçluk yaparken kendisine İl Hakem Kurulu Başkanlığı teklif edildiğinde kabul etmediğinden bir yıl sonra klasman düşürüldü. Yani düşünün, kimse hakemlere de sahip çıkmıyor bir yerde. Recep'in evet. De tabii bunlar hep birikimler sonucu en sonunda. Federasyonun özellikle hocam, federasyonun Bursa'ya böyle bir metropol şehre yani üvey evlat muamelesi mi yapıyor diyebiliriz hocam? Yani özellikle Bursa'dan bu şekilde hakem çıkmaması, yukarı taşınmamasının altında farklı ya, nedenler mi vardır? Şimdi mümkün müdür Erdinç'im yani? Baktığınız zaman Türkiye'liklerinde o kadar şey hakemler var ki, zayıf hakemler var ki diyeyim. Yani bunları lobileri olduğu için diğer şehirler istedikleri şekilde hakemleri
bir kademe, iki kademe atlattırıyorlar. Ama bizim Bursa'nın ne yazık ki, bakın ne yazık ki, bilhassa futbolun içinde hiç kimse birbirine destek olmuyor. Yani geri geliyor hakem antrenörle yüz yüze kalıyor. Geri geliyor antrenör hakemle yüz yüze kalıyor. Ama bir türlü bu bütünlüğü, birlikteliği sağlayamıyorlar. Sağlanmadığı için de Bursa'da oluşmayan lobi ondan sonra da işte hakemin Süper Lig'de niye yok diye ortaya atılıyor. Antrenörümüz de yok. Bir İsmail Ertekin vardı. O da biliyorsunuz geçen hafta istifa etti. Evet hocam. Yani biz ne yazık ki Bursa'da bilhassa sporun içinde birlikteliğimizi sağlayamıyoruz. Bana göre en büyük eksiğimiz bu. Bu birliktelik sağlansa Bursa'da her konuda antrenörde olur, hakemde olur. Yani federasyonda idarecimiz de olur. Merkez Hekim Kurulu'nda bölge sorumlumuz da olur. Ama işte bu birliktelikler sağlanmadığı için hep biz birbirimizi yediğimiz için bugünlere geldik. Buralarda saymaya devam ediyoruz. Evet hocam. Teşekkür ederiz size programımıza katıldığınız için. Bu önemli açıklamaları yaptığınız için. Rica ederim. İyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar canım. Peki iyi akşamlar hocam. Sağ olun. Evet değerli Spor 16 izleyicilerimiz, sayın dernek başkanımız, eski dernek başkanımız Ahmet Aköz hocamızın bizlerle paylaştığı önemli noktalar vardı. Özellikle hakemlik camiasından yetişen ve yıllarca hakemlik yapan hocamızın manidar yorumları vardı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun özellikle MHK'nin Bursa'ya bakış açılarını biraz altını çizdi hocamız. İstifalardan kaynaklanan bazı olumsuzlukların altını çizdi. Ama tabii ki spor camiası bir bütündür. ASKF ile, TÜFAT ile, İl Hakem Kurulu ile, dernekleri ile hep beraber spor takımları ile, kulüpleri ile birlikte. Tabii ki zaman zaman istenmeyen olaylar yaşanabiliyor maalesef. Tasvip etmediğimiz durumlar yaşanabiliyor ama inanıyoruz ki camiamız, İl Hakem Kurulumuz da en iyi bir şekilde bu camiada yine yıllarca hizmet eden sporcu abilerimiz gibi en hızlı bir şekilde yeni bir hakem kurul başkanı atayarak yine spor müsabakalarının olduğu gibi devam etmesini, düzeni kuracaktır diye düşünüyoruz. Evet hocam sizinle. Erdemiş hocam. Buyur başkanım. Demin hocamın yaptığı açıklamalarla alakalı hakemlerimiz gerçekten hani Süper Lig'i izliyoruz. Hani bir Fenerbahçe Galatasaray derbisi oldu. 6 tane hakem var. Yani taştan 1 metre çıkıyor. O top dönüyor, gol oluyor. O gol veriliyor. Yani şimdi Süper Lig'e baktığımızda gerçekten amatör lige göre çok büyük bir hatalar oluyor. Yani burada bizim hakemlerimizin yaptığı veya göremediği, çalamadığı düdüklerden dolayı biz Gürsu Belediyespor olarak hiçbir şekilde hakemlerimize tepki anlamında olsun veya farklı bir art niyet aramıyoruz. Ama ben kesinlikle sadece aramamasının da gerektiğini, tabii, düşünüyorum, gerektiğini ben. Düşünüyorum. Yani hatalar olabilir. Her türlü zor hakemlerimizin arkasındayız. Her türlü. Ama şurada bir özellikle yani bir konu da değinmek istiyorum. Şimdi bu 7 haftalık süreçte bizim özellikle hocalarımız işte Mehmet Hoca, Osman Hoca yedek kulübesinde en ufak bir hakeme itirazla veya en ufak bir orada hareketlilikle hocalarımızı, hakemlerimiz çok kolay bir şekilde saha dışına atabiliyor. Bazı kulüplerin hocaları saha içine giriyor. Hakemlere çok daha ağır tepkiler veriyor. Daha agresif tutumlar içinde bulunuyor. Ama nedense bazı kulüplere karşı biraz daha tolerans tanınıyor gibi geliyor. Ha ben bunda art niyet aradığım için söylemiyorum. Ben şuna bağlıyorum. Demek ki federasyonla, hani ben kendi acizane fikrim, lobisi daha iyi olan, ilişkileri daha iyi olan kulüplere sanki biraz daha farklı bir muamele, farklı bir gözetiliyor gibi geliyor bana. Ya bunda bir art niyet olarak değil ama hani iki olayları yapılan perde arkası olayları gibi. Tabii mesela diyelim ki hani lobisi güçlü olan işte amatör dernekleriyle diyalogları iyi olan kulüplere gerçek manada hakemlerin de etkisi oluyor. Hocalara karşı da farklı tutum oluyor. Ben sadece bu 7 haftalık süreçte bilmem hocam siz de aynı şeye katılır mısınız? Böyle bir sanki öyle bir hava var. O sadece birazcık hani bizi tedirgin ediyor. Onun dışında biz hakemlerimiz yanlış karar verecektir, yanlış penaltı çalacaktır. Bunlar futbol içinde olan şeyler, olabilecek şeyler. Yani ama diğer tarafta olan olaylar birazcık lobiyle alakalı
Katılıyorum kesinlikle. Evet söyleyeceğim. Valla hocam benim yani düşüncem şimdi hepimiz birer zincirin hepimiz birer halkalarıyız. Yani İznik Spor olsun, Gürsü olsun, hakemler olsun, federasyon olsun. Mutlaka. Hepimiz birer zinciriz. Şimdi ben oyuncularıma hep şunu söylerim, hep şunu tembihlerim. Saygılı olacaksınız, sevgili olacaksınız. Rakibinize saygılı olacaksınız. Aynı zamanda da hakeme de saygılı olacaksınız. Çünkü söylemek istediğim, gelmek istediğim nokta şudur. Şimdi rakip olmazsa İznik Spor olmaz. Öyle değil mi? Yani kesinlikle. Atıyorum. Ya burada hakem olmazsa maç oynanmaz. Yani burada şimdi Hamitler olmasa, Karadeniz Güven olmasa, Berinos olmasa, ne bileyim, hepsi birbirine entegre bir şekilde. Spor olmasa İznik Spor olabilir mi? Mutlak ya hocam ben. Biz burada şuraya geleceğim. Biz buraya toplanabilir miyiz? Muhabbet edebilir miyiz? Sorunlarımızı ya da dertlerimizi konuşabilir miyiz? Hakem de bu zincirlerin bir tanesi bana göre. Şimdi bizde şu yok. Hakemlerimize yeteri kadar saygı göstermiyoruz. Hadi özel eleştiri bırakalım. Konusunda biraz eksiğimiz yani olduğunu biraz düşünüyorum. Biraz eksiğimiz var. Ya şimdi biraz önce hocam şunu söyledi. Ya hakem dedi çıkıp dedi art niyetli çalar mı dedi, yapar mı dedi. Hakikaten öyle pozisyonlar oluyor ki yani hakemin görmesinin mümkünü yok. Şeyi yok. Ha, tabii ki top taça çıkacak, vermeyecek, o saat olacak, kaçıracak. Ya insanız biz. Yok. Bir de şunu söylemek istiyorum ben. Ya ben şu boyuttan bakmak istiyorum. Yani tabii ki hata oluyor. Yani düşün, hocam da, Osman hocam diyor ya biz de hata yapıyoruz. Mesela çıkmayacak oyuncuyu çıkartacağız. Ya da adam kırmızı kart alacak artık bağırıyor yani. Sinyal veriyor. Al beni diyor. Nabzı çıkmış 200'e mesela. Hala onu oyundan almıyoruz. Hani hata yapabiliyoruz antrenör olarak. Hocalarımıza daha az müdahale edilmesi taraftarıyım. Şimdi şöyle yani düşünelim. Ya ne İznik Spor'a yaranıyor. Ne Gürsü'ye mesela ikimiz maç yapıyoruz. Ne İznik Spor'a yaranıyor. Ne şeye Gürsü'ye yaranıyor. Bir de yani, klişe bir laf. Yok. Sonuç değişmiyor. Değişmiyor. Hakemin kararı değişmiyor. Hocam şöyle bir şey yani ben sizin dediklerinize katılıyorum. Yani ben de sizin gibi düşünüyorum. Hı. Hemfikiriz. Yalnız hani sizin de daha önce yaşadığınız bazı olaylar ya, oldu. Oluyor tabii hani ki. Playoff zamanında doğrudur, başınıza gelen. Oldu. Ben oldu. Onu kastettim. Yani lobisi güçlü ya, olan kulüpler bir şekilde. Olmaması gerekiyor. Tabii bir şekilde yani işin içinden çıkabiliyor. Aynen. Ama burada ben, da ne oluyor? Senin verdiğin bir sene boyunca emeğin, emek, mücadelenin her türlü şeyin oluyor. Bir anda çöpe gidiyor. Bizim yani, demek istediğimiz o. Hakem yanlış karar verecek, yanlış düdük çalacak. Ona saygılıyız. Tabii ki şimdi kırılma noktasındaki maçlarda hakemlerimiz daha dikkatli olması gerekiyor. Evet. Özellikle playoff maçlarında. Çünkü o maçların telafisi yok. Yani siz de bu konuda tabii, çok yani üzüldünüz. Bir yılı tabii, olduğu bir gibi geri tabii, gidebiliyor. Aynen öyle oldu. Geçen sene bizim de başımıza geldi tabii evet. ki. Ben şöyle Sayın Başkanım, Sayın Hocam, müsaadenizle hakem kökenli birisi olarak şunun altını çizeyim. Özellikle hakemlerimiz biraz daha iyi niyetli yaklaşıldığı zaman az hata yapacaklarını düşünüyorum ben. Özellikle seyircinin, özellikle sporcuların içeriden birbirleriyle olan diyalogları çok önemli. Bakın bunlar basına yansımaz. Tribün duymaz. Yani bunu sporcu ya da en yakındaki sporcularla konuşulur. Orada konu kapatılır gider. Yani bir faul olabilir, serbest atış olabilir. Hakeme yaklaşım çok önemlidir. Ve hakem oradaki notu da çok önemlidir. Her muhakkak, sporcunun bir muhakkak, notu vardır. O nota göre de değerlendirir diye düşünüyorum. İnanın ben. Empati kurduğumuzda hakemlik mesleği gerçekten çok zor. Çok zor. Biz yani de özel ara ara sporun içinde olduğumuz için ben gençlik sporda çalışan bir antrenörüm. Aynı zamanda gençlik spor elemanıyım. Orada da bazen salon içindeki hakemlik yapıyoruz. Bazen diyorum ki ben futbol hayatımda çok hakemlere itiraz eden bir yapım vardı. Erdinç hocam evet, da bilir. Sen bayağı ama sonradan derdin. Empati kurduktan sonra hakemliğin gerçekten zor olduğunu düşündüm. Yalnız şu zaten 1-2 senedir hakemlere fazla müdahale ve itiraz şey etmiyorum ama çok rahat ben antrenör adına konuşacağım Bursa'daki antrenörlere. Bazı antrenörlerimizi çok rahat dışarı atıyorlar. Dışarı attıktan sonraki şeye de katılmıyor. Mesela o anki hata olabilir veya attı. Amenna. Ondan sonraki Erdinç hocam bildiğim ve net bildiğim şeyler raporlar çok ağır yazılıyor. Yani rapor yazmam gerekiyor diyor bir şekilde hocada. Bunu açıklan. Yani onu ben bildiğim için rapor yazıyor. Raporda hiç hocanın yapmadığı şeyleri yaşanmamış her şey acaba? Yazılıyor. Ben burada yeni atanan hakem abimiz kim olursa onunla bir kulüplerin toplanıp yani hakem yazıyor çıkıyor. O kulüp haftada 4 antrenman yapıyor. Bir şekilde yargısına hocası hemen gönderiliyor ve demediği şeyler. Ha diyenlere amenna. Zaten onları tasvip etmiyorum. Hakeme küfür müfür bu tür şeyler asla evet, tasvip etmiyorum. Zaten çizelim. Zaten Erdinç hocam hakeme... biz sezon başından beri kendi taraftar gruplarımızla belki
10 kere 20 kere toplanıp toplantı bu konularla başkanım. Alakalı gerçekten yani Gürsu'da, Gürsu Belediyespor'un bundan sonra hiçbir maçta yani 5'te yesek, 10'da yesek, kartlarda olsa, penaltılarda olsa hiçbir şekilde hakeme, gelen seyirciye, gelen takıma küfür hiçbir şekilde olmayacağını toplantılar yapa yapa şu anda Allah'ın izniyle yani bizim taraftarımızda hiçbir şekilde küfür kalktı. Sağımızda herhangi bir olumsuz olay sağımızda yok. Mesela Erdinç Hocam, kalıyor şu an. Erdinç Hocam bir gençlik maçı yaşadık. Hani belki bilirsiniz hemen ben ufak bir geçeyim. Gemlik'le daha önceki yıllardan bir aramızda bir kavga gürültü vardı. Biz o maç öncesinde Gemlik Spor Kulüp Başkanı'yla görüşme yaptık. Daha az bir taraftar gelmesini istedik. Veya dedik ki onlar gelmesin biz de gitmeyelim. Hani kavga gürültü olmasın. Kimseye zarar gelmesin. Ama onlar bir iki otobüs geldiler. Biz bunları çiçeklerle, baklavalarla karşıladık. Oturtturduk. Çok güzel bir havada. Emniyet Müdürümüz, Gürsu İlçe Emniyet Müdürümüz sağ olsun. Onlar güzel tepkiler alındı. Maçta çok güzel bir barış sağlandı. O dostluk havası oluştu. Bir köprü, yeniden bir köprü yeniden kurdunuz. Yeniden bir köprü oluştu. Yani bunlar aslında çok güzel şeyler. Yani toplumsal biz sağdaki sağdaki evet, sonuçları bir tarafa bırakıp gerçekten burada küfürsüz, kavgasız, centilmence bir ligi nasıl tamamlarız? Nasıl bunu başarırız? Biz onun peşindeyiz. Hep birlikte bu tabii sağda yenilebiliriz, yenebiliriz. O sağdaki olay. Bizim burada tek hedefimiz Gürsu Belediyespor'un yani hiçbir şekilde kavgaya, küfüre bu tür olaylara bulaşmaması. Onun için elimizde ne geliyorsa yapıyoruz. Yani. Bununla ilgili hattımızda değerli bir misafirimizin olduğunu öğrendik. Eğer hattımızdaysa halen bir görüşelim bakalım kimle görüşeceğiz. Alo. Alo. İyi akşamlar. Hocam iyi akşamlar. Evet sizi dinliyoruz. Hoş geldiniz programımıza. Sayın Çağla Nur Şahin, Kültür Spor Takım Kaptanı. Hoş bulduk hocam. Öncelikle bu yayını yaptığınız için teşekkür ederim ve yayın için emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz bizler de. Ben de bir bayan futbolcu olarak oynayan, yenen, yenilen takımları tebrik ediyorum ve başarılarını tamamını diliyorum. Evet teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sen de bir sporcusun, takım kaptanısın özellikle Kültür Spor'da. Senin gibi birçok bayan kardeşimizin spor yaptığını duymak, izlemek, görmek bizim için de ayrı bir zevk. Özellikle buradaki kulüplerimiz de var. Yani bayan futboluyla ilgili biraz daha revaçta olması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Evet Çağla seni dinliyoruz. Devam edelim istersen. Evet hocam. Bayan futboluna fazla ilgi göstermediklerini düşünüyorum ben de. Saha olsun, ihtiyaçlarımız olsun. Bu gibi ihtiyaçlarda bize destek vermelerini düşünüyorum. Bütün hani bizim takım için değil, bütün bayan futbol takımları için aynı desteği vermelerini istiyorum. Peki Çağla teşekkür ederim sana. Başka söylemek istediğin, paylaşmak istediğin bir şey var mı? Bak yanımızda misafirlerimiz var. Özellikle Gürsü Spor Başkanı ve hocamız yanımızda. İznik Spor hocamız yanımızda. Yunus Emre Beyefendi. Evet hocam. Onların da başarılarının devamını diliyorum. Bütün futbolculara güzel maçlar çıkardığını düşünüyorum onların da. Yağmur çamur dinlemedi. Katılıyorlar. Bence iyi oynuyorlar. Başarılarının devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Peki çok teşekkür ederiz sana yayınımıza katıldığın için. Kendine iyi bak. İyi akşamlar diliyoruz. Hocam ve son olarak da bir şey söyleyebilir miyim? Tabii buyurun dinliyoruz. Hocam bayan futbol takımında Kültür Spor'da sporcu olan İrem Eren'in bugün doğum günü. Onun doğum gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Onu çok sevdiğimi söylüyorum. Size de teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Peki çok teşekkür ederiz bize televizyonumuza konuk olduğunuz için. Özellikle bu mesajınızın da altını çizelim. İrem kardeşimizin de doğum günüymüş. Biz de buradan spor camiası olarak doğum gününü hep birlikte kutluyoruz. Nice yıllara diyoruz. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Evet değerli spor severler bir bayan sporcu kardeşimiz bizlere bağlanarak izliyor, takip ediyor. Sadece erkekler değil gördüğünüz gibi hem bayanlar hem erkekler. Evet. Çünkü futbolun farklı bir lokomotifi var artık. Yani en alttaki kızımız bile artık futbolla aşina olmuş. Özellikle programları takip ediyor. Nasıl kendini geliştirebilirim anlamında sizin de değindiğiniz gibi. Evet. Farklı branşlarda farklı kardeşlerimiz bay olsun bayan olsun sporun takipçisi olduğunu görmek hakikaten gurur verici bir vesile.
Evet, nerede kalmıştık Sayın Başkanım? Hakemlerle ilgili konuşuyorduk. İşte özellikle hakemlerle ilgili konuşmalar aslında Türkiye'nin genelinde olan bir şey. Zaten yani onu Sayın Ahmet Aköz'ün, Sayın Başkanımızın Avrupa'da değindiği gibi dilerim, Avrupa'da buyur. Nasıl hiç hakem konuşulmuyorsa bence hakemleri fazla irdelememek gerekiyor. Bence de, ben de aynı. Yani şuradan ben inanın bak çok itiraz eden bir antrenörüm veya sporcuydum ama belli bir iki senedir dediğim gibi hakemleri fazla irdelememek, fazla bunları konuşmamak gerekir. Çünkü onlar insan hata yapıyorlar ama yeter ki bazı konularda yargısız infazda bulunmasınlar. Yeterli. Ben özellikle Avrupa ile Türkiye arasındaki hakemlik mesleğinin biraz farklılıklarına değinmek istiyorum. Tabii. Avrupa'da hakemlik bir meslek. Sigortan oluyor, ödeniyor. Evet. Ve dolayısıyla Türkiye'de emekli olabiliyorsun. Ve ne kadar rahatlar. Yoğun mesaini orada harcayabiliyorsun. Ve rahat yönetiyor maçları adam. Ve hakemlik konsepti daha bir başka. Eğitimleri daha çok çok fazla. Dolayısıyla ligimize baktığımız zaman, Türkiye Futbol Federasyonu'na baktığımız zaman biz de istiyoruz ki hakemlerimizin güveneceği, antrenmanlarını daha layıkıyla, veçiyle yapabileceği bir mesleğinin olacağı evet. Hakemlik konusunun altını çizelim. Tek iş yapacak ve mesleği olacak ve daha başarının artarak devam edeceğini düşünüyorum ve milli takıma kadar yansıyacak olan bir futbol olgusunun gelişeceğini düşünüyorum ben. Evet hocam. Hakemlerle ilgili ben bir şey söylemek istiyorum. Bunu oyuncularıma da anlatırım ben her sezon. Bunu da antrenörümüz anlatmıştı. Kemal Kılıç anlatmıştı sanırım. Evet hocam. Onu da kulakları çınlasın. Şimdi Hitler Almanya'da bir gün maç seyrediyormuş. Futbol müsabakası. İşte hakem düdüğü çalıyormuş. Dört, 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 dört demiş. Bu kim? Bu hakem işte başkanım. Evet. Bu böyle çalıyor. Bu ne derse o oluyor demiş. Der yanındaki işte. Ya demiş neden böyle? İşte hakem bunun kararları değişmiyor. Ya demiş bu düdüğü ben alsam, elime alsam demiş dünyayı şey yaparım demiş. Yönetirim demiş. Evet. Yani şunu söylemek istiyorum. Hakemin verdiği karar değişmiyor. Bazen evet. Çok ısrar ediliyor. Tartışmanın çok da yani çok fazla gereği aslında yok. Aslında güzel tarafı da bu zaten. Diyoruz ama insan psikolojisi. Bunun yerleşmesi lazım bizim aslında. Spor kulüplerimizde ben şunun yine altını çizmek istiyorum. Yine bir hakem kökenli olarak. Ben bireysel anlamda ben de antrenörüm şu anda. Antrenörlük yapıyorum. Hakem ben Lütfer Spor'dayım. Seminerler olması lazım. Dolayısıyla her kulübün nasıl bir sporcuya lisans çıkacaksa, sağlık kurulu raporu veriliyorsa o sporcuya, özellikle hakemlik eğitimi almış olmasının da kıstasının yapılmasını ben öngörüyorum. Tabii şu anda Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun İl Hakem Kurulu'yla koordine ettiği, birlikte yaptığı organizasyonların zaman zaman arz ve talebe göre kulüplere gidilip eğitim verildiğini ama ben yine bunun altını çizerek zorunlu hale getirilmesinden yanayım. Özellikle hakemliğin sporcular tarafından da hangi yoruma nasıl cevap verileceğini, hangi düdüğün ne zaman çalacağını bilinmesi, sporcu tarafından bilmesi lazım. Ki hakemin işi de kolay olsun. Kolay olsun. Dolayısıyla ben hala soruyorum mesela bir 50 oynamada örnek vereyim Süper Lig'den örnek verelim. Volkan'ın ceza sahasının üzerinde oynadığı 50 oynama pozisyonunda yani çok önemli spor yazarları bile oyunda işte kırmızı kart verileceğini hadi onu geçtik kararın ne olacağını oyunun endirekt serbest atışla başlayacağını yazıyor. Yani nasıl olur ki bir 50 oynamanın serbest atışla başlayacağı yazamazsın bilmezsin. Yani tüm elle oynamaların hepsi direkt serbest atıştır. Evet. Ve dolayısıyla en direkt serbest atış dediğin zaman burada çok farklı bir noktaya geliniyor. Hakemlik bilgilerimizin eksikliğinin altını çizmekte fayda var. Evet. Sporcu bazında, yönetici bazında bu konsepti geliştirerek hakemlerimizin verdiği kararları herkes tarafından bilinmesi hem seyirci atmosferi adına hem sporcu platformu adına çok bambaşka boyutlara geleceğini evet. Ve gelişeceğini düşünüyorum ben. Özellikle hakemlik tarafından baktığımız zaman. Değil mi Sayın Başkanım? Çok doğru. Çok doğru. Evet özellikle ligimize dönelim. Dediğimiz gibi değerli Spor 16 izleyicilerimiz A grubundaki süper amatör temsilcimizle, B grubundaki süper amatör temsilcimizle Spor 16 programında evet önemli haftaları geride bıraktık. Gürsü Belediyespor özellikle 3-0'la geçtiği haftada önemli puan aldı. 3. sırada devam ediyor. Bu önümüzdeki haftaki maçına baktığımız zaman nasıl değerlendirebiliriz? Gürsü Spor'u Sayın Osman Hocam. Bu haftaki maç bizim alt gruplarla puanlarımız eşitti. Zaten belli bir kopmaların 7. 8. haftadan sonra olacağını biz sporcularımızla paylaşmıştık. Bu bağlamda Araba Yatağı Spor maçının bizim için çıkış maçı olacağını söyledik sporcularımızla. Bu noktada hazırlandık. Maçta zaten erken bir gol bulduk maçta.
Araba yatağı bu noktada biraz hücum anlamında, sistem anlamında biraz değişikliğe gitti. Ondan sonra ilk devrenin sonuna doğru ikinci golü de bulduk. İkinci yarıya 2-0'la girdik. Daha sonra araba yatağı baskı kurmaya çalıştı. Genç bir ekip araba yatağı, iyi bir ekip bence. Biraz daha belki zamana ihtiyacı var. Dediğim gibi bizim de spor iyi ayaklarımız olduğu için üçüncü golü de bulduk. Çok zor gözükecek gibi olan bir maç kolay bir şekilde geçti. 3-0 net bir skorla 3 puanı aldınız. Geçti. Tabii ki de 2-0 olduktan sonra araba yatağı doğal olarak baskı yaptı. Ama biz buna göre önlemini aldık. 3-0 sonuçla kazandık. 3 puan aldık. Bizim için dediğimiz gibi her maça çıkıyoruz. Futbolculara aynı klişe sözü söylüyoruz. Her maçın çok önemli olduğunu. Çünkü dediğim gibi grupta Cihanspor bile çok iyi bir takım. Bakma istediği sonuçlar alamıyor Erdinç Hocam. Evet, hatta anda... Bursaspor da çok iyi bir takım. İstediği sonuçlar alamıyor. O yüzden oynadığımız her maç gerçekten final niteliğinde. Hedefe gitmek adına futbolculara her hafta önemli. Her hafta önemli artık bu lafı söylemektense artık maçlara önemli lafını değil de her maça hazırlanıyoruz ciddi bir şekilde. İnanın kolej havasındayız. Takımlar yani iyi çalışıyoruz arkadaşlarla. Yaşlı genç bunları karıştırdık. İyi bir ekip oluşturduk. İnşallah kurtuluş maçına da evet, hazırız yani. Evet hocam teşekkür ederim yorumlarına. Hattımızda tekrar önemli bir büyüğümüz hocamız var. Alo. Alo. Hocam iyi akşamlar, programımıza hoş geldiniz. Sağ olun. Evet Sayın Mehmet Hocam, özellikle Yıldırım Ayyıldız Spor olarak sosyal medyada Twitter'dan aldığımız çok önemli duyumlarla size bağlandık. Bu akşam özellikle sesinizi duyurmanızı istedik. Amatör küme ile ilgili bazı sıkıntılarınızın olduğunu duyduk ve sizinle birlikteyiz hocam. Vallahi şimdi ben Yıldırım Ayrıs Kulübü'nün yöneticisiyim. Hocası değilim yani ama biz bir tesisle alakalı Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde görüşmelerimiz oldu. Tesis için bize bir Yıldırım Sesi'nin karşısındaki park için söz verildi. Yerine getirileceğini bekliyoruz. Tabii biz mahalle kulübüyüz. Zor durumda olan bir mahalle kulübüyüz yani. Şu anda tam olarak altyapılarla uğraşamıyoruz. Ufak gruplara katılamıyoruz. Biz de başkanımızdan bekliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan. İnşallah bizim tesisimizi bir an önce yerine getirip yapılıp bize teslim edilmesini, biz de altyapıları, ufak grupları, Yıldırım Mahallesi'nde oturan gençlere hizmet etmek istiyoruz. Bu konuda tabii beklenti içindeyiz yani. Hocam Yıldırım Ayyıldız Spor geçmişi anlamında kaç yıllık bir kulüp? 1980 senesinde amatör oldu. 1977'de gayri federe olarak girdi. 3 sene işte gayri federe olarak, o zamanlar gayri federe faaliyet vardı. 80 senesinden beri amatör kümede faaliyet gösteriyor. Evet yani açıkçası... Yani 34-35 senelik. 35 yıl diyebiliriz artık, evet. Son aylardayız. Evet. Yine 35 yıllık bir kulübün tesisin olmaması... Hakikaten de yok, lokalimiz de yok. Yani bu yani, anlamda hakikaten hocam şunun altını çizelim. Yürek burkan bir durum, bir tablo açıkçası. Evet. Sizin de sözünü aldığınız gibi inanıyoruz aldık. Ki başkanımız bize söz verdi. En kısa zamanda yerine getirilecek dedi. Tabii bunu biz de heyecanlanıyoruz bir an önce yerine gelmesi için. Çünkü mahalle muhitimizdeki insanlar bu sefer bize işte başkan söz verdi, siz ilgilenmiyorsunuz gibi davranmaya başladılar. Biz de zor durumda kalıyoruz. Başkan da çünkü Bursa'da birçok kulübe bu hizmeti verdi. Bu tesisleşmeyi yaptı. Halk bu sefer mahallemizdeki üyelerimiz, kulübümüzün yöneticileri diyorlar ki yani başkan yapacak ama siz ilgilenmiyorsunuz gibi düşünüyorlar. Bizi de şey altında bırakıyorlar. Peki Sayın Mehmet Bey, özellikle bu sözler verildikten sonra yazılı basın, görsel medyada yer aldıktan sonra Sayın Başkanlarımız da özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Recep Altepe ile ve kurmaylarıyla diyelim. Amatör tabii spor kulüpleri falan görüşebiliriz mi tekrardan? Sizinle görüştük. İlhan Başkanımla görüştüm. İşte Seyfettin Bey ile görüştük. Yani şu anda bizim yerimiz biraz yani bize söz verilen yer Yıldırım Lisesi'nin karşısındaki park. Park ama park olmaktan çıkmış durumda. Çok kötü bir durumda olan bir yer. Recep Başkanımız da burasının bir spor tesisi olursa kötü durumdan kurtulacağına inandığı için bize orayı gösterdi.
Çünkü şu anda yani Yıldırım Üniversitesi'ndeki talebelerin bile oraya girmesini istemiyor okuldaki müdürler, öğretmenler. Çok kötü bir durumda olan bir park. Yani insanların park olarak gidip orada bir faaliyet yapamadığı bir yer yani. Evet hocam. Falan filan bulunduğu bir yer. Sizinle söz verdiler. Yani paylaşmak istediğiniz mesajınızı alalım. İlgililer, yetkililer muhakkak bizleri dinliyorlardır. Mesajımız biz belki bu sonuçta yerine getirecek bir söz. Başkanımız söz verdikten sonra Bursa'da yapmadığı hiçbir iş yok. Ama biz de heyecanlıyız. Bir an önce yerine gelmesini istiyoruz. Bursa Amatör Kümesi'ne biz de şimdi Yıldırım Mahallesi'ndeki gençlerin, Yıldırım Muhiti'ndeki gençlerin de böyle bir tesise ihtiyacı var. Yani bir lokalimiz olmadığı için Yıldırım esnafına da gidemiyoruz. Çünkü kulübümüz, Yıldırım Ayrılış Kulübü nerede diye soruyorlar bize. Yani bir merkezi bir yerimiz olmadığı için yani bir odacıkta malzemelerimiz duruyor. Zor durumdayız yani. Mesajımız bir an önce Yıldırım gençliğine hizmet etmek istiyoruz. Zaten 34 senedir de amatör kümede faaliyet yapıyoruz ama tesis olmayan kulüplerin durumunu siz de biliyorsunuz. Bizim içimizdesiniz zaten. Olayın içindesiniz. Evet hocam. Teşekkür ederiz size. İnşallah dediğiniz gibi, altını çizdiğiniz gibi Büyükşehir Belediye Başkanımız zaten sözünün eridir. İnşallah en kısa zamanda tesislere kavuşursunuz. İnşallah. Sağ olun. Teşekkür ederim ben de bize bu fırsatı verdiğiniz için. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar dileriz. İyi akşamlar. Evet, gördüğümüz gibi amatör kümelerde bazı sıkıntılar da yok değil. Halen yani tesisi olmayan, lokali olmayan, antrenman yapacak ışıklandırmalı sahası olmayan birçok da kulübümüz var. Bunlardan bir tanesi de hocamızın da bağlanarak bizlere ifade ettiği gibi. Yine biz kaldığımız yerden devam edelim. Sayın Başkanım. Hocam, aynı sıkıntıları biz de yaşıyoruz. Bir ilçe takımı olarak. Bir ilçe takımı olarak gerçekten şu anda biz de idmanlarımızı gece yapıyoruz. Gündüz futbolcularımız çalıştığı için idman saatlerimiz gece. Işıklandırmalı bir sahamız yok. Yani biz iyi bir takımız, iyi bir takım kurduk. Yalnız bu ışıklandırmalı bir sahayı çözersek bizim takım daha da ileriye gidecek. Bu konuda biz de Büyükşehir 2. Başkanı, Başkan Vekili Sayın Atilla Ödünç'ten bir görüşmeler yaptık. O da sağ olsun elinden geleni yapıp Gürsü İlçe Stadı'nı ışıklandırması için bize söz verdi. Ben de bu imkanı bulduktan sonra Sayın Atilla Ödünç'e İnşallah en kısa sürede bize o ışıklandırmayı yapmasını buradan talep ediyoruz ve bekliyoruz bütün Gürsü adına. İnşallah siz de talebinizi ve arzunuzu en kısa zamanda yerine getirir. Işıklı sahalarda antrenman İnşallah. Yapmaya devam İnşallah. Edersiniz önümüzdeki süreçte. İnşallah. Evet, VTR görüntülerimiz var demiştik değerli Spor 16 izleyicilerimiz. Az sonra hazırlanacağını öğreniyorum değerli arkadaşlarımdan. Evet, şimdi sizlere dönmeden önce tekrar Yunus Emre hocama dönmek istiyorum. Hakemleri çok fazla konuşmayalım. Artık oynadığımız futbola bakalım. Evet. Biz futbolumuzu oynamaya çalışalım. Evet. Ve özellikle İznik Spor sahasında aldığı bir golle kazandığı 3 puan var. Zor bir maçtı. Bursa Merinos adına zor bir deplasmandı. Biz de Bursa 16, özellikle Bursa TV ailesi olarak oradaydık. Yoğun yağışa rağmen neler söylemek istersin? 3 puan sizin için liderlik getirdi. Yani liderlik getirdiğini maçtan sonra öğrendik ama hani biz hep kendimize bakıyoruz. Futbolcularımızla da konuşurken de ya da muhabbetlerimizde hep şunu söylüyoruz. Biz iyi olursak, biz futbolun gerektirdiği hamleleri sahanın içerisinde yaparsak, savunmayı, hücumu birlikte yaparsak, futbol oynamayı düşünürsek galibiyet zaten kendiliğinden geliyor. Başarı da kendiliğinden geliyor. Yeter ki futbolcuların inanması, inandırmak. Futbolcu inandığı zaman, inandırıldığı zaman hakikaten yapabilir. Ki ben şunu söylemek istiyorum. Bu tabii ki hafta sonu birlikteydik. Yayının başında da sizlere anlattım hani maçla ilgili. Buraya gelmeden önce söyleşi vardı. İsmail Ertekin, Metin Begüm hocamızın işte futbol hızı adı altında bir panel oldu. Yani söyleşi oldu. Antrenörler de TÜFAT'ın yapmış oldu. İşte orada İsmail hocamıza sorular da tabii ki soruluyordu. Biz de oradaydık. İşte başarıyla ilgili. O da anlatıyordu. İşte bizim oyuncu alırken, işte oyuncu tercihi yaparken, takımın hangi şekilde oynayacağını belirlerken hep doğru işler yaptığından bahsediyordu. Şimdi bir de şunu söylüyordu. Bir oyuncusunu söyledi ama oyuncusu şu anda tam aklımda değil. Hani lider vasfında bir oyuncu. Ve de çok çalıştığını, her idmana katıldığını bahsetti. Şimdi
Ben de İzlik Spor'un işte 6 yıldan beri antrenörüyüm. İşte sezon içerisinde gruplarda birinci olduk. Bir sezon Bal Ligi'ne yükseldik. Bal Ligi'nde de iyi dereceler yaptık. 34-37 puan topladık. O şekilde bile bir play-out'ta, penaltılarda Yenişehir'e yenilip elenmiştik. Neyse şunu söylemek istiyorum. Bizim İzlik Spor'da %70-%80 İzlikli çocuklarımız var. Bursa'dan aldığımız 4 tane oyuncumuz var. Onlar geçen sene de bizle beraberdi. Bu evet. Sezon başında başkanımız dedi biz yeni yöneticiyiz. Biz de bu sene yeni bir yapılanma oldu. Metin Şahin hocamız idari koordinatör olarak bizle beraber oldu. İşte Kadir Hoca, Fikri Hoca hep birlikteyiz. Hepimiz karar veriyoruz. Futbolcu seçimi yaparken de bu sezon öyle oldu. Bizim takımımızda da işte Fatih olsun, Hakan olsun, sen de maçtaydın. Kaliteli abilerimiz var. Ve de bunların yanında da geçen sene askere gitmiş, işte dışarıda üniversitede okuyan oyuncularımızı birleştirip hedefli bir takım kurduk. Hedefli bir takım kurduğumuz zaman, onlara da inandırdığımız zaman, işte paylaştığımız zaman, sürekli birlikte olduğumuz zaman gerek antrenmanlarda gerek saha dışarısında maçlara motive etmek daha kolay oluyor. İnanın bizim takımımızdaki büyükler öyle çalışıyor ki gençlerin kaytarmaya şey yok, vakti yok, zamanı yok. Zaten evet. Kaytarsa da utanacak. Çünkü hem Fatih hem Hakan iyi çalışıyor. Bunun semeresini de İzlik Spor olarak bizlerin gördüğümüz inancındayım. O anlamda İsmail hocamın söyledikleri bir anda benim de gözümde canlandı. Ki biz de demek ki doğru kararlar veriyoruz, doğru adımlar atıyoruz, doğru işler yapıyoruz. Bu anlamda da başarı geliyor. İnşallah bu sezon da hedefimiz ilk önce tabii ki ilk 3'e girip playofflara katılmak. Orada da işte yavaş yavaş basamakları bir atlamak. Merinos maçı da bunlardan bir tanesiydi. İzlik Spor olarak biz seyircimize zevkli bir maç izlettirdiğimiz kanaatindeyim ben. Çünkü soğukta hakikaten çok zevkli bir maç oldu. Seyirci adına zor bir maçtı. Onlar da gol, tabii ki seyirci üşüdü. Evet. Biz devamlı hareket halindeyiz. Bu arada reklama gireceğiz, biraz toparlayalım. Tamam. Biz İzlik Spor olarak doğru adımlar attığımızın inancındayım. Yani bu şekilde sezonumuza devam edeceğiz. Evet, inşallah hayırlısı olur. Vetere görüntülerimiz hazırsa bir vetere görüntülerimiz de vardı. Hattımızda yine bir değerli büyüğümüz var. Alo. Alo. Efendim buyurun, sizi dinliyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Erdinç Bey, iyi geceler diliyorum. İyi geceler efendim. Gürsu Belediyespor basın sözcüsü Furkan Başaran ben. Evet, hoş geldiniz programımıza. Değerli konuklarımız var. Hoş bulduk. Öncelikle bize bu programınızda yer verdiğiniz için Erdinç Bey, Spor 16 ailesi olarak başta size ve tüm ekibinize sonsuz teşekkürler diliyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Başkanım Sayın Fuat Ermiş'e ve Osman hocamıza da iyi geceler diliyorum. İzlik Spor Kulübü hocalarımıza da iyi geceler diliyorum. İyi geceler. 5 ay önce yaptığımız genel kurul sonucunda yönetimi devraldık. Kaliteli bir yönetim kurulumuz var. Tabii ki her şeyin öncesinde sporu çok seven, spora aşık olan bir belediye başkanımız var. Bu bağlamda kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Sayın Gürsu Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız'a da buradan sizin aracılığınızla sonsuz teşekkürler diliyorum. Arkamızda Gürsu Belediye Başkanımız, siyasi parti ilçe başkanlarımız, ilçe emniyet müdürümüz, Sayın Kaymakamımız, Sayın Garnizon Komutanımız, yine Sayın Gençlik Spor Müdürümüz var. Onların desteklerini sürekli yanımızda hissediyoruz. Buradan çok çok teşekkür ediyorum tekrar hepsine. Sayın Belediye Başkanımız Cüneyt Yıldız'ın kulübümüze ve tüm Gürsu halkına büyük ölçüde katkı sağlayacak çok kaliteli projeleri var. Örneğin bir sporcu fabrikası oluşuyor şu anda Gürsu'da. Bu şu demek oluyor. Gürsu'da dışarıda hiçbir şekilde bizim çocuklarımız boş gezmeyen, sağda solda farklı madde bağımlılığı yaşamayan,
Yani biraz hızlı toparlayalım Sayın Furkan Bey, Sayın Hocam. Biraz hızlı toparlayalım. Tabii tabii. Vaktini boş yerlerde değil de spor camiası içerisinde değerlendirecek gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Tüm iş adamlarımıza ve Gürsel Esnafımıza bizi yalnız bırakmadıkları için sonsuz teşekkür ediyoruz. Grubumuza gelirsek Erdinç Bey, çok güçlü bir gruptayız. Her maçımızı playoff havasında oynuyoruz. İznik Spor bu anlamda bizden şanslı diyebilirim. Hiç öyle değil, hiç öyle değil. Gruplarda hocam, bu ayrımı yapmamak lazım aslında yok, da. Hocam dertli, biz konuştuk içeride de. Hiç öyle değil. Evet, peki hocam Sayın Furkan Başaran, teşekkür ederiz bağlandığınız için, ayrıca duygularınızı paylaştığınız için. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Bize bu imkanı sağladığınız için iyi geceler diliyoruz. Sağ olun. İyi geceler. İyi geceler. Şimdi, evet, konu dönüyor, dolaşıyor. Süper amatör kümede B grubunun şimdi, güçlü olduğunu, A grubunun biraz şimdi, daha farklı olduğunu geliyor. Erdinç Hocam, şunu söyleyeceğim. Şimdi kurallar çekilirken işte Metin Hoca gitti. Ondan sonra kura çekti. İşte bizim grup belirlendi. Herkes dedi ki ya hocam, işte ona demişler orada. İşte belirlesen bu kadar güzel grup çekemezsin demişler. O da isim, yani diğer B grubundaki takımların isimleri, geçmişleri gibi, biraz daha fazla oldukları. Şimdi yalnız 8 şimdi, tane maç Sayın var. Hocam, evet. VTR görüntülerimize zamanımız kalmıyor. Tamam. Çok hakikaten dolu dolu geçiyor programımız. Hazır herhalde VTR görüntülerimiz. Yavaş yavaş başlayalım isterseniz. Evet, özellikle AB gruplarında da çok önemli maçlar oynanıyor. Her iki grupta da biz hiçbir grubu ayırmıyoruz. Tabii sonuçta canım. Kategori olarak Süper Amatör Küme ise sonuç itibariyle hem B grubunda çok önemli takımlar ve maçlar oynanıyor. Hem A grubunda çok önemli maçlar oynanıyor. Evet, hazırsa VTR'lerimiz hemen geçelim. Yine İznik Spor tesislerindeyiz. Evet, izlediğiniz gibi değerli spor severler, maç öncesi ısınan taraf. İznik Spor özellikle sağ ve seyircisi önünde aldığı yani kazandığı 3 puan hakikaten penaltı golüyle geldi. İlk devre geldi. Ancak daha çok isteyen, daha çok arzulayan taraf olarak gözlemledik. Biz de oradaydık. Evet. Penaltı mıydı? Peki? Penaltı penaltıydı. Hocamız zaten birincilikte görev alan Hakan Yemişkendi. Hocamıza da buradan ismini anmışken selamlarımızı iletelim. Özellikle VTR görüntülerimize yer verebilirsek, oynatılan bir pozisyon var. Aktif pasif ayrımı ile ilgili hakem ve yardımcı hakem işbirliği konusunda da muazzam bir pozisyon vardı. Evet, hakikaten takdir ettim ben de çıplak bir gözle izleyen olarak. Şu anda izlediğimiz evet beyaz formayla İznik Spor. Tabii ki ikinci yarıda formalar değişiyor. Yoğun hava muhalefetinden dolayı sağ ve zeminin ağırlığında. Çok çamur oldu. Çok çamur. Üşüdüler tabii ki. İkinci yarı Hakan hocamız değiştirmenize müsaade etti. Formaları değişti üst taraflar. Evet. Özellikle ilk devre penaltı pozisyonuna kadar karşılıklı ataklarla hem ev sahibi takımın hem misafir takımın gol aradığını izliyoruz. Zaman zaman sıkça yaşanan korner atışlarında gol aradılar hava toplarında özellikle. Özellikle sonlara doğru 7-8 tane. Son 5-6 dakikada 10 tane korner kullandı misafir takım. İznik sahası genelde rüzgarlı oluyor. Şimdi yağmurluydu. Pazar yağmurlu muydu? Hiç rüzgar yoktu. Futbol oynamaya elverişliydi. Evet, yine Hakan Yemişken'in burada doğru kararla yine hocamızın güzel bir sarı kart uygulamasını gördük. Evet. Kontrol hata kestiği Kaptan için. Kaptan Fatih'in de formasından belli. Çamur zaten gibi. Hakan hocam birincilik çıkıyor. Değil mi? Evet, tabii birincilikte Süper Lig'de yardımcı olarak yani zaman zaman görev veriyorlar hocamıza. Hakan Yemişken Bursa'mızın iftarı, medarı. Ben iletişimini çok doğru buluyorum sporcularla olsun, antrenörlerle olsun. Vücut diline olsun. Ben evet. Gözlemledim. Çıplak bir gözle izledim. Çok önemli. Müthiş çok güzel. Vücut dili var. Hiçbir şekilde itiraz bile edemiyorsun bazen. Evet, yine bir penaltı pozisyonu. Elle oynamadan dolayı hocamız yine işaret ediyor. Tekrarlayabilir mi? Yok, görmedik. Seyircinin de burada coşkuyla bir karşılığı var penaltı neticesinden sonra. Dakika kaç? 35. Dakika 30-35 arası değil mi hocam? O şekilde, evet. Yani ilk devrenin son dakikaları. Burada kornerden gelen topa elle bir temas var. Kornerden geldi. Samet arkadaşımız vurdu. Zaten değmese Merinos oyuncu zaten gol oluyordu. Pozisyon. Evet, evet. Evet, şimdi penaltı atışı kullanılıyor. Maçtan önce ve golü buluyor. Bu maçın aynı zamanda tek ve 3 puanı getiren golü oluyor. Aynı zamanda
İzlik Spor'a liderlik getiren gol. Bana geliyorlar şimdi. Evet. Cuma coşkulu günü bir kalabalık. 28 Kasım'da benim doğum günümdü. İşte pasta getirmişler. Doğum günü hediyesi oldu size o zaman. Ben dedim ki, hatta konuştuk. Yani doğum günün hediyesi vermek istiyorsanız maçta 3 puan alın. Pastadan daha güzel gelmiştir pastadan hocam. Daha... Yani 3 pasta gelmiş hocam size. 3 puanla. 3 puanla. Güzel evet. Merinos genç İlk bir ekip ama. İlk yarıda zaten bu şekilde bitiyor. Genç bir takım. Tempolu bir takım. Bir de diğer grupları izleyemiyoruz aynı gün olduğu için. O sezon başı alınan bir karar zaten. Karardı. Herkes uyduğu ama. Maçlar pazar günü oynanacak. Aynen. Süper amatör küme. Burada özellikle yağışın şiddetine değindik evet. Yakın çekimle. Hakikaten hani şimdi, ahmak ıslatan yağmur derler ya. O şekilde bir yağış var. Şimdi, sporcuların her iki takımı da ben tebrik ediyorum mücadele eden dolayı. Bizim sahamızın özelliği zaten ne kadar yağmur yağarsa yağsın su toplamaz. Dranajı çok iyi. Yani ızgarası mevcut. Izgarası çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ama zemin biraz sıkıntılı galiba. O yok da, çok yağmur yağdığı için. Çim konusunda biraz zaman zaman kellikler var şimdi ama. Şimdi başkanım şöyle sahamızda toprak şu an Fatih'in kaçırdığı pozisyon. Evet. Önemli bir pozisyon kaçtı. Toprak çok az. Yani bunu işte 2007'de galiba yapıldı tekrardan saha. Mevcut sahanın üstüne yaptılar. Biraz toprağı az attılar. Toprak bizim, az. Bizim Gençlik Spor Müdürümüz Sayın Turan Bey bu konuda çok hassas. Evet. Sahamıza çok güzel bakıyor. Evet. Ama çok yağmur vardı. Doğal çimleri korumamız gerekiyor bence. Hepsini suni çimle çevirmememiz lazım Erdinç Hocam. Doğal çim tabii ki ben saygıyla karşılıyorum her ama artık doğal çim nerede kaldı? Bir İznik Spor'da var. Gürsu Belediyesi'nde var. Başka da yok. Yemlik'te var. Ya, işte evet. Özellikle Karacabey'de var. Bursa Merinos hocası sıkıntıda bir ama bekleyiş. Ama Karacabey takımları süper amatörde değil tabii ki de. Yine burada bir kart İnşallah. Uygulaması var mücadele, hocamızın. Mücadele çok. Merinoslu Sayın Muzaffer hocamızın hocam. İtirazları var. Muzaffer hocam itiraz ediyor. Ama mücadele çok yüksekti maçta. Her iki takım da yağışa rağmen o sahanın ağırlığı. Burada da yine farklı bir kart uygulaması var sizin kaptanımıza. Evet. Ceza sahası içerisinde. O da itiraz ediyor şimdi. Ne bileyim biz uzaktan. Hakeme aldatmaya yönelik olarak değerlendirdi evet, Hakan Yemişken öyle hocamız. Öyle değerlendirdi ama maçtan sonra da ben konuştum. Ya hocam da dizime de darbe aldım dedi. Topu çektim dedi darbe aldım dedi. Yunus Emre hocam eski seyirci potansiyeliniz yok ama sizin. Ya şu anda yok. Şimdi anda bizim yok, taraftarımız genelde playofflarda geliyor. Yani playofflarda geliyor. Ya da işte. Hazıra mı geliyorlar hep? Ya şimdi bir de şöyle bir şey var. Bizim daha mı öyle keyif alıyorlar acaba? İznik, hayır ondan değil. İznik tarım bölgesi olduğu için şu anda zeytin zamanı. Herkes çalışıyor. Zeytin de. Bir de pazar günü zeytine gitme. Fark etmez. Yani evet kaptanı Yunus Emre hocam alkışlatıyor adeta son dakikalarda. Evet, evet onu değiştirdik. Evet bu özellikle yorulan kaptan, mücadele eden kaptan alkışlar eşliğinde hakikaten manidar bir futbolu. En çalışkan ismiydi hakikaten. Tabii, sahanın. Fatih çok özel bir oyuncu. Hem saha içerisinde hem saha dışarısında siz de seyrettiniz futbolculuğuyla hem de saha dışındaki örnek davranışıyla toparlayıcı toplamasıyla kaptan Fatih bizim için çok özel bir oyuncu. Biraz sonra maç sonunda da röportajı var özellikle. O da İznik Spor altyapısından yetişmiş bir oyuncumuz. O da İznik patenti değil mi? Tabii İznik'te kendisi. O da profesyonel liglerde futbol oynadı. Evet, son pozisyon burada özellikle kalecinin de izlediğimiz gibi baraja giriyor ve son dakikalar. Evet. Yani Merinos cephesinden baktığımız zaman mağlubiyetin gerginlikleri, Hakan Yemişken pozisyonları çok yakın. Özellikle baraja girme çabası kalecinin. İkili mücadelelerde sıkıntılar ve daha sonra durum biraz normale dönüyor. Atış için son hazırlıklar ve bu da barajdan dönüyor ve gördüğünüz evet, gibi maç bitiyor. Şimdi şurada bakın yani hiç öyle bir şey yok yani gayet centilmence oldu işte. Evet. İyi bir maç oldu. Gerçi genç kalecinin şu anda tribünle orada bir biraz, diyaloğu o, var. Yine, orada gereksiz mesela. Evet, şimdi, gereksiz. Yani dönce gideceksin bitmiş, artık ya burada. Git sen bir de sanırım Tarkan olması lazım değil mi? Yaşı da var. 37-38 yaşında tecrübeli bir arkadaşımız. Yani onu daha çok tabii ki yaşta hani tribünden gelen bir tepkiler var. Evet. İzlediğiniz gibi değerli Spor 16 izleyicileri. Özellikle tribün kaleciye bu tepkilerinden dolayı biraz kafayı takmış durumda. Karşılıklı konuşma maç içine de olmuştur bir gerginlik mutlaka. Yani kaleci biraz tribüne de oynadı diyebiliriz bu anlamda. Buradan ben mesajı da göndereyim.
gözlemlediğim kadarıyla sürekli kaleciye mesajlar vardı. Dolayısıyla hakemlerimiz de içeri emniyetli bir şekilde gidiyorlar. Yani, ben tebrik ederim yönetimlerinden dolayı hakemlerimizi. Evet, ben de tebrik ederim. Şunu söyleyebilirim. Orada da konuştuk. Şimdi futbolcular iyi niyetli. Hem Mourinho'su futbolcular. Galibiyet sonrası da çok güzel bir tablo var orada. Teknik ekip, yani Muzaffer Hoca olsun, biz olalım, biz de orada şeyiz. Yöneticiler şey yapıyor kendi arasında yani. Yani şimdi bir röportajımız var, hemen oradayız. Evet hocam. Ya zor bir maç oldu bizim için. Genç ve kaliteli bir ekiple oynadık. Ama içeride oynuyoruz. Bizim de bir kalitemiz var. Galibiyet için ne gerekiyorsa onu yaptık. Galip de geldik. Bir iki pozisyonumuz var. Sarı kart aldığım bir pozisyon var. Kesinlikle penaltı ama hakem yanlış gördü. Olabiliyor böyle şeyler. Ben Merinos'u da tebrik ediyorum. Bundan sonrası için de onlara da hayırlı olsun diyorum. Başarılar diliyorum. Ben de teşekkür ederim. Maçın sonunda 1-0'la galibiyet geldiniz. Yorumlarınızı alabilir miyim? Ya şimdi maçtan önce şunu söylemiştim. Her iki takım da başarılı olduğunu söylemiştik. Bugün de her iki takım da 3 puan ya da Merinos Spor buradan 1 puan almak için sahaya çıktı. Ama bizim İzlik Spor olarak maça iyi hazırlandık. Bundan önceki maçlar nasılsa bu Merinos maçı da hafta arasında yaptığımız antrenmanlar da hafta sonu her ne kadar seyirciler için hava kötü olsa da futbol takımları için, özellikle İzlik Spor futbolcular için hava müsabakayı oynamak için gayet elverişliydi. Bugün de çocuklarımız canlı başla mücadele ettiler. Zaman zaman iyi futbol sergilediğimi düşünüyorum. Maçın skoru daha da farklı olabilirdi. Fakat yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Neticesinde 3 puanla bu haftayı kapattık. Buraya gelen tüm seyircilerime teşekkür ediyorum. Baştan sonra burada hiç gereksiz yere çıkan şeylerde futbol adına o şeyler değil. Bunu bir kez daha söylemek istiyorum. Futbol, dostluk, sevgi üstüne olması gerekiyor. Biz İzlik Spor olarak hele hele biliyorsunuzdur, uzun zamandan beri hep fair play'e önem veren takımız. Hem saha içerisinde hem saha dışarısında buna U11'den A takım bazında çok dikkat eden bir ekibiz. Bundan sonra da inşallah iyi olur. Amacımız, hedefimiz ilk 3'e girebilmek, playoff'lara katılabilmek, playoff'larda da bölgesel amatör lige tekrar yükselebilmek. İnşallah bizim için hayırlı olur. Herkese çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkürler. Bu arada buraya kadar gelen, zahmet eden tüm Bursa TV ekibine, Erdinç hocama çok teşekkür ederim. Sizlere çok teşekkürler. İnşallah bir başka maçta tekrar birlikte oluruz, tekrar beraber oluruz. Çok çok teşekkürler. Evet, teşekkür ederiz biz de hocamıza canlı canlı, hakikaten biz orada olmaktan büyük gurur duyduk. Özellikle hocamızın da liderliği aldığı bu maçta orada olmak bizim için ayrı bir zevkti. İzlik camiası adına da hayırlı olsun diyoruz bu liderlik. İnşallah lider, ilk yarının bitmesine 3 hafta kaldı. Bu hafta işte Yenişehir'le deplasmanda oynayacağız. Sonra Karadeniz Güven gelecek içeriye. En son Hamitler'e gideceğiz. İlk yarı bitecek. İkinci yarıda da çok önemli maçlarda inşallah hedeflediğimiz ilk üçün içerisinde oluruz. Şimdi değerli Spor 16 izleyicilerimiz, değerli konuklarımız var. A grubu, B grubu, Süper Amatör Kümenin nadide takımlarıyla birlikteyiz. Biz hafta arasında özellikle Spor 16 programını erken başlayıp süremizi bitirme konusunda hassas davranmaya özen gösteriyoruz. Özellikle süremiz çok az kaldı. Ben şöyle bir toparlamak istiyorum. A ve B grubunu, özellikle puanlarına şöyle bir bakalım. Evet, A grubuna baktığımız zaman özellikle İznik Spor 19 puanla lider konumda. Hamitler 17 puanla ikinci sırada. Karadeniz Güven Spor 16 puanla üçüncü. Bursa Merinos mağlubiyetiyle 12 puanda kalırken Şükranye Spor 12 puanını paylaşıyor. Yine aynı şekilde 5. 6. sırada 12 puanda yine Orhan Gazi Yeniköy Spor. Ve Tütün Spor 10 puanda 7. sırada. 8. Mütareke Spor 9 puanı bulunuyor. Zafer Spor bu hafta Şükranlı Spor'un mağlup olmasıyla 8 puanda kaldı. Millet Spor'un yine 8 puanı var 10. sırada. 11. sırada Yenişehir Spor 7 puanlı ve Orhan Gazi Spor'un 1 puanı var. A grubundaki Süper Amatör Kümedeki puan cetvelimiz bu şekilde. Ve lider İznik Spor stüdyolarımızda konuğumuz olarak bizlerle birlikte. Evet, hemen B grubuna bakalım. Yine Süper 16 Bursa TV ailesi olarak konuğumuz olan Gürsü Belediyespor baktığımız zaman 14 puanı var 3. sırada. Birinci grup, birinci sıradaki Kafkas Spor'umuzun 15 puanı var. Bu anlamda
Bağlarbaşı'nın da galibiyeti, beraberliği aynı. 15'er puanla liderliği paylaşıyor diyebiliriz 1 ve 2. sırada. 4. sırada Kurtuluş Spor 12 puanı var. Özellikle bu hafta çok önemli bir haftaya girdiğimizi düşünüyorum. Gürs evet. açısından da, Kurtuluş açısından da 3. ve 4. sıradaki iki takımın karşılaşması farklı geçeceğini düşünüyorum. Başarılar diliyoruz. 5. sıradaki Doğa Çınarı 10 puanı bulunuyor. 6. sıradaki Yenice Spor'umuz 9 puanı yine Gemlik Spor'la paylaşıyor. 7. sırada Gemlik Spor'umuz. Bu anlamda Gemlik Spor'u Sayın Selçuk Serbest hocamız telefonla bağlanacaktık ancak olmadı, bir mesajı var. Bu hafta özellikle maçını yöneten hakem triosuna, Ahmet Aslan düdük hakemimize buradan selamlarımızı, saygılarımızı iletmemizi ve teşekkür ettiğini ifade etti. Ve Gemlik Spor altını çizdi. 1-0 mağlup oldu bu hafta. 1-0 mağlup olmasına rağmen hakem yönetiminin adilane olması gerektiği şekilde olduğunu vurguladı. Biz de Selçuk hocamızın bu adaletli davranışından spor adamı şeklinde yorumunu yürekten katılıyoruz. Hakemlerimize bu yöndeki eleştiri anlamında çok olumlu eleştiri olduğunu düşünüyorum. Ahmet Aslan kardeşimizin de düdüğüne sağlık, düdüğüne kuvvet diyoruz. Böylelikle devam edelim. 8. sırada Araba Yatağı, evet, B grubunda 8 puanı bulunuyor. Fethiye İdman Yurdu 9. sırada 6 puanı var. 10. sırada Burgaz Spor 5 puanla. Ve son sırada 11. sıradaki Cihan Spor'umuzun 3 puanı var. Sedat Razı hocamız son sırada yer alıyor. Buradan inşallah son sıradan kurtulur diye düşünüyoruz. Evet değerli spor 16 izleyicilerimiz. Konuklarımdan ben çok kısa yorumlar alarak programı kapatmak istiyorum. Vaktimiz evet, varsa başkanım, çok hocam, kısa hızlı çok bir şekilde kısa. Alalım. Biraz sonra çünkü haberlere bağlanacağız. Bizim hemen çok kısa geçeyim. Bizim futbolun dışında 10 tane ayrı branşımız var. Bunların ana başlıklarla hemen alalım. Basketbol, Muay Thai, badminton, fitness, tekvando, judo, bisiklet, kickbox, voleybol ve de en son olarak kayak ve de paralimpik bocce diye bir engelli vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz bir spor branşımız var. Yani çok detaya girmeyelim, vaktimiz kalmadı ama evet. Tekvando'da Balkan şampiyonluğumuz var. Seriyeme geçelim. Bu paralimpik bocce'de de 8 Aralık'ta Gürsü Belediye Başkanlığı Bocce Kulüpler Şampiyonası yapılacak. Bu çok Türkiye'de ilk defa 12. ayın 8'inde. Burada ben sizi de davet ediyorum. İnşallah buyurun gelin. Önemli bir etkinlik. Çok büyük bir etkinlik. Türkiye'de ilk defa yapılan. Bu tamamen, tüm spor camiasını bekliyoruz o zaman Gürsü'ye 8 tamamen Aralık'ta. Tamamen engelli vatandaşlarımıza yapılan bir hizmet. Destek anlamında da çok önemli bir proje. Evet, destek anlamında. Yani tabii çok detaylı ama ben kısa bir şekilde hani diğer branşlar hakkında da bilgi vereyim dedim. Bunun yanı sıra da çok kısa bizim A takımı sponsorumuz olan Sayın Gürsü Belediye Başkanımıza buradan yine çok teşekkür ediyoruz. Bütün Gürsü esnafına, sanayicisine bize verdikleri desteklerden dolayı onlara ve özellikle Doğru İletişim ve Doğru Lezzet'in sahibi Sayın Gökhan Doğru'ya da buradan çok teşekkür ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Peki Sayın Başkan, teşekkür ederiz. Evet Osman Hocam, son cümlelerinizi alalım hızlı bir şekilde. İnşallah hedefimiz olan Ballı yine emin adımla ilerleriz. Bu noktada tüm takımlara bir mesaj vermek isterim. İnşallah fair play çerçevesinde olur. Bazen olaylar oluyor maçlardan sonra. Yine yolda da bir olaylara döndük geçen hafta. İnşallah bu tür olaylar tekrar yaşanmaz. En aza iner ve hatta hiç olmaz. Hiç özellikle olmaz. Hakemlere itirazın zaten bir şey değiştirmediğini altını çizelim. Kazanmak her şey değildir. Bu tür şeylerde dediğim gibi fair play olması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah da Gürsü Belediye Spor olarak hedefe ilerleriz. Bundan sonra da Osman Hocam en az itiraz eden hoca olarak ilk sıralara gelecek inşallah. Peki ilk zamanla. Sıralarda sizleri de görmek istiyoruz. Bu noktada i̇nşallah. Da dediğim gibi başkanıma özellikle çok teşekkür ederim. Bursa TV ailesi olarak Spor 16 programına da çok teşekkür ederim. Bize bu imkanı sunduğu için. Ekran karşısında izleyen sporcularımıza, Mehmet Hocam'a hepsine çok teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim kendilerine. Peki teşekkür ederiz. Evet Yunus Emre Hocam, İznik Camiası olarak spor camiasına seslenişinizi son birkaç cümlenizle alalım efendim. Öncelikle yönetim kurulumuza, kulüp başkanımıza, buradan taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. Aynı zamanda hem antrenmanlarda hem maçlarda canlı başla çalışan İznik Sporlu futbolcularımıza bu hafta siz biraz önce sıralama yaptınız. Yenişehir Spor'la oynayacağız. Deplasmanda oynayacağız. Onların da 7 puanı var. Evet. Özellikle o maçımızda bizim çok zor olacaktır. Buradan kendilerine iyi bakmalarını söylüyorum. Bizleri buraya çağırdınız. Ayrıca sizlere de çok teşekkür ederiz.
Aynı zamanda süper amatör kümede mücadele eden hem A grubunda hem B grubunda oynayan tüm takımlara başarılar dilerim. Cenab-ı Allah hiçbirimize sakatlık, kaza, bela vermesin. Amin. İyi bir şekilde güzel bir sezon geçirmemizi diliyorum. Herkese başarılar. Evet, teşekkür ederim. Hakikaten süper amatör küme konuklarımız olması münasebetiyle şimdi yine birkaç yorum aldım. Özellikle birinci kümeye maalesef değinemedik ama ben şöyle kısacık bir bakmak istiyorum. Birinci kümede, birinci kümenin birinci grubunda amatör kümede Sıram Eşiler Spor 14 puanla lider. Özellikle ikinci grupta da Emek Spor 8'de 8 yaparak 24 puanla lider. Burada birinci kümenin puanını düzeltelim. Sıram Eşiler 20 puanla lider. Hemen üçüncü gruba geçelim. Bursa Bordospor yine 8'de 8 yapan takımlarımızdan bir tanesi, 24 puanı var. Dördüncü gruba baktığımız zaman Ertuğrul Gazi Mesken Spor bu anlamda 20 puanı var. 8'de 6 galibiyeti var. Ve beşinci son grubumuzda Dik Kaldırım Spor 7 oynadığı maçta 5 galibiyetiyle 16 puanla lider konumda. Birinci kümeye çok daha vakit ayıracağız. Süper 16 olarak Bursa TV ailesi olarak önümüzdeki haftada. Biliyorum bizleri ilgiyle takip ediyorsunuz, izliyorsunuz. Bizleri sahanıza görmek istiyorsunuz. Yetiştiğimiz kadar sizlerle olacağız. Gürsü Spor Camiası adına, İznik Spor Camiası adına, Bursa TV ailesi olarak, Spor 16 ekibi olarak teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz. Tekrar başka programlarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sporla kalın. İyi akşamlar dileriz. İyi akşamlar.